Peki ben var mı başka soru? Sorusu olan varsa gayret edeyim cevap vermeye. Peki o doktor arayana kadar ben size bir yer okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Öfkenin bir sebebi de taassup ehli oluşundandır. Öfke kişiyi hem sınırlar hem de savunma sistemini güçlendirir, zenginleştirir. Öfkeli insan sınırlıdır böyle, kayıtlıdır. Yani düşüncesi de kayıtlıdır, hissiyatı da kayıtlıdır. Mesela şöyle düşünün. Sen bana bir şey dedin, ben de sana ona mukabil bunu söylüyorum. Sen bana bir şey yaptın, ben de size mukabil bunu yapıyorum. O zaman bendeki söz ve fiillerin hududu seninle kayıtlıdır. Yani sana göre yapıyorum. Cevap vermek zorunda kalıyorsam köle ruhlu oluyorum. Arifler ise öfkeyi öfkesinde seyreder. Arifler ise öfkeyi bunu da kabul ettim. Arifler ise öfkeyi öfkesine seyreder ve Celali Esma'yı öğrenmesi becerisini alır. Arifler seni çekerler, seni yapılandırırlar. Alimler seni bilgilendirir, öğretirler. İnşa ve ihya etmezler alimler, edemezler. Arifler bizi kendilerine güneşin gezegenleri çektiği gibi bizi çekerler. Yani adresi veriyorlar, yolda sen yürüyeceksin. Arifler öfkemizi de unuttururlar. Öfkenin çaresi kendini unutmak, kendini ortadan kaldırmakla olur. Kendine vücut rengini vermeyenler de ortaya çıkamıyor. İnsan tefekkür ehli oldu mu? Enfusi alabildi mi? Yani insan tefekkür ehli oldu mu? Enfusi geçme yapabildi mi? O zaman öfkesinin kıblesi kafire olur. Öfkenin aslen seni maddi ve manevi korur. Aslında öfke çok büyük nimettir. Maddi ve manevi korur seni. Arifler öfkesini kıblesine koyar. Öfke nimettir. Namusunu, dinini vesairesini korur. Evet. Şimdi başka bir yer. Kardeş, kameranı kapat. Vücuda bakıştır yüce Ali. Mesela Ali ve yüce deniliyor ya, tabir okuyorum. Ali ve yüce ne demek? Mevcutla vücuda bakıştır. Farkı söyleyeyim mevcutla. Yeni giren arkadaşlar vardır. Eğer Risale'in Nur dersini takip ediyorlarsa onlara zaten biliyorlar. Şimdi Allah'ın zatı sıfatından vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis vesaireler var. Bu zatı sıfat vücuttur. Bu kainat vücut değildir, mevcuttur. Bu mevcudatın melekut tarafına vücut denilir. Mevcutla vücuda bakıştır yüce Ali. Nefsin yedi mertebesini
aşmaktır yüce. Kardeş kapat Mustafa. Karameşe telefonun şey görüntünü kapatın arkadaşlar. Başkan, güneş her zaman bütündür. Güneş her zaman bütündür. Ay ise 14'ünde bütündür. 27 gün hep kendini tamamlama sürecinde olur. Toplam 28 gündür ay günü. 14'te tevhid olur. Güneş yansıtır, ay alır. Kur'an 28 harfle yazılmıştır. İlk 14 harfler ile son 14 harfler çok farklı hakikatlere sahiptirler. Mesela Kur'an'ın harflerinin tabiatı var. Kur'an'ın harflerinin tabiatı var. Yani bu arada gene yer yer periyodik olarak izah edeyim. Bu akşam ders benim değil. Doktor Fikret'indi ama herhalde doktor olduğu için mutlaka hastayla alakalı bir şey olmuştur. Giremedi belki girer diye ben de şey yapıyorum. O bir yer okuyorum. Onu da bilesiniz. Şimdi Kur'an'ın harfleri her bir harfin tabiatı dört tanesinden birisidir. Ya toprak tabiatlıdır. Aşağıdan yukarı toprak, su, ateş, hava. Cehennemi anlatan ayetler ateş tabiatlı, toprak tabiatlı harfler kullanılıyor. Onun için isim çok önemli. Devam ediyorum. Yani bazıları sorabilir o 14 tane Kur'an'ın baş 14, son 14, 28 harf ya Kur'an'ın harfleri toplam. İlk 14 harf farklıdır. Ondan söyledim. Evet, başka? İnsanın aklı da hem Rahman hem de Rahim'in tecellisi. Rahman, Cenab-ı Hakk'ın şu mülküne, Rahim de melekutuna bakıyor. Rahman tılsım, Rahim ise sır sahibidir ki, Rahim'de dönüştürdüğü gibi. Bir hücreyi insana dönüştürdüğüne insan gibi. Mesela 8. sözde kuyu vardı. Hepiniz külliyatı bilen insanlarsınız. Kuyuda adam kuyuya atladı. Kuyuda bir ağaç varmış. Ağaca tutunmuş. Bu misali İbrahim Aleyhisselam'ın suhufunda Allah veriyor. Bu misal ustadın değil. Nerede yazıyor? Mektubatın Filistesinde 18. Filistesinde yazar. Suhuf-ı İbrahim'de geçen misal diye geçer. Şimdi ne diyeceğim? O adam elini dala tutundu. Sonra üstte ne vardı? Aslan. Aşağıda canavar. Bir tane incir ağacıydı ama bütün meyveler vardı. Siyah beyaz fare vardı. Peki nasıl kurtuldu? Tılsımla değişti o. Aslan ata inkılap etti. Aşağıdaki o canavar kapıya dönüştü vesaire, o duvarlar kapıya dönüştü. Şimdi bildiğiniz şeyden misal veriyorum. Tılsım dönüştürür. Artı 10 santigrat derecede bir odada eksi 10 santigrat derecede sıcaklık varsa artı eksi 10 orada sıfır olur. Tılsım olduğu için. Sır artı 10 santigrat derecede de olursa bu odada eksi de olur. Bu kainat hem sır hem tılsımlarla doludur. Ee,
hem sır hem tılsımla doludur. Şimdi başka yer okuyorum. Davamız terki davadır. Bir daha. Davamız terki davadır. Dava içinde, biz dava içindeyiz. Dava içinde dava yapılmaz. Yani ben merkezli yaşanmaz. Bana böyle dedim, şöyle yaptın da şöyle gittin. Onun için davamız terki davadır. Nefis, endişelerin, çıkarların devreye girmemesi adına dava etmekten, nefsin adına davayı hizmet et. Demek ki hizmeti dava edersek kendimiz dava olmaktan çıkar. Ne zaman insan kendisini dava ediyorsa hizmeti dava değil, kendisini dava etmiştir. Ondandır ki davamız terki davadır. Bilgileri dimağında fazla depolama, ona nasıl ulaşacağına bak. Bilgiyi nasıl kullanacağımızı öğrenmek lazım. Yani bilgiyi yüklemek marifet değildir. Teyp kasetleri de yapar. Onu nasıl kullanacağın önemlidir. Vesvese Risalesini ezberlemiş benim kardeşim ama ben mesela. Ama hala vesvese ezip geçiyor beni. Ne yapıyor? Ezip geçiyor. Sebebi vesvese bilgisi var ama o bilgiyi kullanma melekem yok. Onun için bilgi lazım ama o kadar fazla da depolamaya gerek yok. Çünkü defterler, kitaplar hepsi mevcut. Yeter ki o bilgiye nasıl ulaşacağını bil. Ben üniversiteden şöyle anlıyorum. Üniversite bilgi öğretmenden yanı sıra bir şey nasıl çözülür, nasıl ulaşılır yolunu ve yöntemini öğretir. Çünkü ilim durmaz. Şimdi biz Risale-i Nur talebeleri olarak bilgilerimiz var elhamdülillah, şüphemiz yok ama kullanamıyoruz. Mesela bir tenkit ettiğimiz zaman, eleştirdiğimiz zaman, gerçi haklı tarafımız var ama bunu topluma, medyaya gittiği zaman, ehli dalaletin eline geçerse, zındıkların eline geçerse veya Müslümanların ve nur talebelerine geçerse bunlar nasıl değerlendirir? Yani onların imanına, İslam'ına ve İslam'daki salabetlerine ne kadar etkiler? Düşünmek gerekiyor. Yoksa Allah muhafaza etsin, pamuk ipliğiyle bağlı olan insanların dinine hücum etmiş oluruz. Pamuk ipliğiyle bağlı, sen de iyice bir darbe vuruyorsun ona. Şimdi desen ki benim 10 tane kusurumu desen ne olur, demesen ne olur. Ama bunun düzeltme yöntemi bu değildir. Bu eğer bir şeyi ortaya koyarken zararı menfaatından üstünse terk etmek gerekiyor. İşte laikaları biliyoruz ama kullanamıyoruz demek istiyor. Terki davadır davamız. Hizmetin içinde kendimizi dava etmeyeceğiz. Hakaret edecekler, küfredecekler. Her türlü muamele razı olacaksın, yapacaklar ama sen buna razı olacaksın. Dönüp de cevap vermeyeceksin. Uğraşmayacaksın. Köpek köpekliğini yapacak, kuş da kuşluğunu yapacak. Bilgiyi nasıl kullanacağımızı öğrenmek lazım. Şiiri silip yazarsın. Bak, şiiri silip yazarsın. Doğuşlar ise doğar sende ifade edilir. Sonra şöyle bir daha dense diyemezsiniz. Mesela şiir düşünülerek yazılır. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Şiir tercüme edilemez arkadaşlar. Yani bir Rus, bir Fransız, bir şiirler tercüme edilemez. Niçin? Çünkü
Şiir o kültürün, o geleneğin, o ananenin içinden doğmuştur. Ona yüklenen mana, tabir toplumun kültür hissiyatıdır der muhakemat. Peki onu sen Rusça hiç tercüme et. O adam o tabire yüklediği örf, anane, kültür, gelenek. Yani muhakematta dediği gibi hissiyat, o toplumun hissiyatı, fikriyatı, o toplumun karakterini gösteriyor. O tabiri yüklemiş. Şimdi Risale-i Nur niye sadeleştirilemez? Onu anlatacağım işte. Risale-i Nur sadeleştirilemez. Çünkü niye? Karadeniz'in suyunu bir bardağa sıkıştırmak gibidir. Risale-i Nur'un tabirleri Kur'an'dan tereşü etmiştir. Örf, anane, kültür ve gelenekten, bir toplumun hissiyatından gelmiştir. İzah edilir ki üstad diyor ki izah edin. 56 Kastam'da diyor sizin vazifen izahdır. Tercüme edip yazamazsınız. Neye benzetiyorsun? Bir milletin şiiri o milletin hissiyatının fotoğrafı olduğundan, resmi olduğundan ancak onu tercüme edersiniz. Sadeleştirilemez. Şimdi şiir düşünülerek yazılır. Doğuş ise aniden doğar. İlhamat, sunuat, tuluat, rumuzat, işarat gibi mertebeler var bunların. Şiiri silip silip yazarsın. Doğuşları ise doğar sende, ifade edilir. Sonra şöyle bir daha dense diyemezsin. Çünkü ilhamdır, gelir, görünür, kaybolur. Sen de bir şekilde zapt ettin, ettin. O kadar. Şimdi Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah etmek budur diye diyemezsin. Hiç kimse diyemez. Çünkü biz o seviyede değiliz ki Risale-i Nur'un maksat manası budur, aha budur desin. Oralara geçemem dediğimizden. Ancak benim anladığım bu kadar olur denilir. Lugat da bu cinstendir. Lugat da bu cinstendir. Lugatlar. Mesela Türkiye'de ve dünyada kullanılan lugatlar var. İki kaynaklıdır. Basri ve Küfe alimlerine göre yapılmıştır. Onların işte mesela Risale-i Nur'un tabirlerini onunla tanırsın ama içini dolduramazsın. Lugat nüfus cüzdanı gibidir. Cilt no, sayfa no, böyle bir adam yaşıyormuş. Mesela lugatta bakın görürsünüz kuru bir iddia değil. Lugatta illet-i tame dörttür. Hemen masanızda bakarsınız. İlle-i failiye, ille-i gaye, ille-i maddiye, ille-i sürüye. Ne demek? Fail olması lazım. Allah. O gayesi olması lazım. Bir dolu maddesi ve beşekli olması lazım. Bu dördü bir araya geldi mi o kaçınılmaz olur. Geri dönüşü yoktur. Ama Risale-i Nur Kader Risalesi'nde illeti tamı üçtür der. Lüzum, vücub, zarurettir diyor. Ama işte külliyatı nasıl yapıyoruz Mustafa mıydı? Geçen İzmir'den kardeşimiz sormuştu. Abi diyor şimdi bu toplama yapanlar, bu akşamki ders benim değildi malum. Toplama yapanlar külliyattan devamlı. Hep dolaşıyorlar mektubattan şualarda vesaire. Bir yerde icmal eder, bir yerde tafsil eder, bir yerde remz eder, bir yerde saraaten der. Sucunun, gusun, hattın, battın, muttalaun. Aynı böyle geçiyor 25'in sözde. Yani bu mertebeleri bir araya getirmeye çalışıyoruz ki mükemmel bir şerh ve izah olsun diye. Şerh ve izah deyince böyle hemen damarlar şey yapılabiliyor. Şer ve izah ustadımız sizin vazifenizdir diyor. Kastamonu 56'da söylüyor. Süslü püslü laf etme, öz söyle, az söyle. İbrahim Aleyhisselam'ın en büyük özelliği oymuş. Bir başkasından nakletmezmiş. Kendisini çok rahatça, dobra ifade edermiş.
rahatça. Mesela inandığını yaşayan zat için, onun için denmiş ki İbrahim tek başına büyük bir ümmetti, milletti. Yani bir tanesi çıkıp da diyemez, ben fariket etti, gitti baltayla bütün o küçük ilahlarını kırdı. Gitti bir tanesini taktı. İbrahim aleyhisselam. Kardeşim, biz bilmiyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bedir ve Uhud'dan döndüğü zaman kılıcını Fatıma'ya vermiş. Fatıma'ya vermiş, demiş ki ya Fatıma bunu temizle, çok iş görmüş bu diyor. Fahri kainat, sebebi mevcudat, bütün kainatın şefkati ona cem olmuş ama kafiri Ubey bin Halef'i o gebertmiş. Mesela üstadımız Ruslara karşı savaşmış doğuda, Bitlis'te. Bütün talebelerini feda etmiş. Kendisi hiçbir tane vurmamış. Yani bilmiyoruz ki biz yani şeyi. Hemen böyle bir şey tutuyoruz, bir şey öğrendik bir tane. Menfi hareket yapılmaz. Nedir bilmiyorum. İçini doldurmamışız. Bilmiyoruz. İçini dolduramamışız ki. İbrahim aleyhisselam hatırıma geliyor. Süslü püslü laf etme. Öz söyle, az söyle. Yani içinden doğanı söylermiş o. Kendini terbiye etmezsen hadisat seni acımasız terbiye edecektir. Sen kendini terbiye etmezsen hadiseler öyle seni terbiye edecek ki, yani beni, ya psikolojik olarak, ya aile, ya da ekonomi veya sıhhat. Duman olursun, duman. Duman olunca nefes almak için Ahmet Mehmet'e saldırmayı, suçu, keçi vardı ya, ne keçisi diyorlar, suçlu keçi, günah keçisi. Günah keçisi ararız. Yani başımıza bir hal geldi mi, ne güzel demiş Cenab-ı Hak ayetinde, başınıza bir şey gelmişse, kendi ellerinizle işlediğiniz günahlardan geliyor diyor. Ahmet'e Mehmet'e yükleme. O da ona sebep olmuştur. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Bir daha, kendini terbiye etmesen, hadisat seni acımasız terbiye edecektir. Bunu, bu asrın insanı acı acı yaşıyor. Tahammülü affetmeyi, her şeye rağmen mücadele, kavga etmeden kabullenmeyi yapamadığımız için azap çekiyoruz. Bir daha, evdeki kavgaları şey yapalım. Bak, bu nazarla bak bakalım. Mesela bir tanesi dese ki, bu evden, devlet dese ya, bugün çıkmayacaksınız. Zehir olur ev. Ama kendi iradenle 10 gün kalırsın. Kampa gidersin. 10 gün kalırsın. Kendini kendinle sınırlarsan hür olursun. 10 gün kalırsın. Hürsün. Ama hariçten bir tanesi dese ki bir saat evden çıkmayacaksın. O köle olursun. Yani kendini kendinle sınırlarsan hür olursun. Hadiselerle ve hariçten kendini sınırlamak zorunda kalırsan köle olursun. Mesela diyor ki evde tahammül yok, affetmek yok, kabullenmek yok. Her şeye rağmen onu öyle kabullenmeyi yapamadığımızdan ve insanları değiştirmeyi uğraştığımızdan kendimizin değişmesi hatırımıza gelmiyor. İstisnaları vardır. Kardeşim, tahammül, af, vefa ve genel bakma özelliğimiz dumura uğramış bu asır. Yani şu, ben diyelim ki Abdullah'tan bir şey duydum. Hakikaten yanlış ya. Bunu bana dememesi lazım ama duydum. Veya ortamda bir hareket yapmış. Yanlış. Yapmaması lazım. Ustad diyor ki,
Kafanı kaldır diyor. Kafanı kaldır. Onun arkasına geç. Onun iyiliklerini hayal et. Onun bana, Müslümanlara ve davaya ettiği hizmeti hayal et. O zaman beşeri kusurlar hiçbir şey olmadığını göreceksin. Rüştü abi derdi o hadisi. Derdi ki, ama dava adamının, kendimize ruhsat da almayalım şu söyleyeceğim. Ahir zaman fitnesi yaşayanların biz, gayret edip de, bir mana söylüyorum hadisi, gayret ettiğimiz halde düştüğümüz günahları Allah Süfyan'a yükleyecekmiş. Zemini o hazırladı. Yani şimdi sen çocuğu tutuyorsun, giderken çamura atıyorsun elinle, sonra niye düştün diye dövüyorsun. Ya ben bu televizyonlu evde doğmuşum. Anne baba nikahında sorun var. Bana yedirdiği gıdalarda helal varan bakılmamış. Ha ha hu 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 la kara lu kara bir ailede büyüdüm. Okula gittim, Darwinist bir hoca çıktı. Bu insanın istikametli ve kaliteli Müslüman olması ne kadar zor değil mi? İşte Allah bunu fetretten girecek. Allah'ın izniyle hepiniz fetrete dahil olacaksınız. Ben de dahil. Fetret şu. İmam-ı Gazali der ki, mektubatta var değil mi? Fetret. Biz din göndermedikçe azap edici değiliz. Şimdi din gitmiş ama Gazali diyor. Yanlış gitmiş. Terörist din olarak gitmiş. Şuraya bu İsviçre'ye almaya vesaire. Adam onun için uzak. Onun için Cenab-ı Hak soracak. İktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyet. İktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyetine göre Allah hesap soracak. Yoksa namaz kılmadı. Gel cehenneme. Öyle yok. Niye kılmadı? Duymuş muydu? Bu duydu mu? Bu hürriyeti var mıydı? Bu dini duydu. Ama yanlış mı duydu der Gazali? Duydu ama siyahlı duydu mu yani? Kabullenecek kadar duyabilmiş miydi? İktidar ve ihtiyarı var mıydı? Salayeti ve mesuliyet sahasında mıydı? Hep imtihana girecek şey. İnşallah. Bundan dolayı hepimiz fetretten alacağız Allah nasip ederse. Merak etme, o Süfyan'a yüklenecek sizin inşallah günahlarınız. Şimdi evde tahammül, affetme, vefa, onun ne kadar güzellikleri de vardı. Hep bu adam bu muydu ya? Bu söylediği yaptığı bu mu yani? Yok. Niye bu onunla hükmediyorsun? 13. lemada söylüyor. Cenab-ı Hak diyor size karşı muamelesini siz de dünyada müminlere karşı yapın. Muvazene-i amale göre yapacak. Demek ki olacak, affetmeyi, tahammül etmeyi, her şeye rağmen kavga etmeden kabullenmeyi yapamadığımız için azap çekiyoruz. Konuyu değiştiriyorum. Bir şey mi yazdı? Bakayım. Efendim Fikret abiye mükemmel tespit. Tamam. Tamam, peki. Şimdi arkadaşlar bu tespitler var ya bunlar. Böyle bir yerde nakil değil. Zaten üslup ifade de belli zaten. Ya yaşadığım halet-i rühyeler veya yakinen benim yakın dostlarımla müşahede ettiğim tespitlerdir. Hiç nakil yoktur. Mesela adam eşini tenkit ediyor. Bana eşini anlatırken ben anlattıklarına bakarken kendisini anlatıyor. Farkında değil diye bakıyorum. Aynadır ayna. Eşini bakarak kendisini şey yapıyor. Peki abi yani bu yanlışları yok mu? Var tabii. Var tabii, olmaz olur mu? Ama onun yanlışını bırak Allah'a ilin baş başa. Kendinle meşgul ol. Olduğu kadar. Olmayan kader. Gazali'nin sözüdür. Olduğu kadar. Olmayan kader. Afyon kampından geliyorduk. Arabayla İstanbul'a. Önümüzde bir kamyon vardı. Kamyonda yazı yazmış adam. Olduğu kadar.
Olmayan kader, İmam-ı Gazali, Kuddise Sırrı diye yazmış. Ulan adama yetiştik böyle camdan böyle. Yani adam bir şey yazdı ama yazdı ya. Elmayı ve yemeği yiyerek aklımızı doyuramayız. Bilgi, ilim ve tefekkürlerle akıl doyarken insan kendi irfanına yani kendi hakikatine ait bilgiler, ilimler dimağını, aklını doyurur. Arifler o yani Allah arif değildir. Allah ilim sahibidir. Arif ve irfan sahibi olmak mahluklara mahsus olduğundan ilim üstündür. Cenab-ı Hakk'ın subutu sıfatından geçiyor ilim. Ama ariflik bize ait, mahluklara ait. Allah sonradan bilmez, Allah sonradan irfanını kazanamaz. Dolayısıyla bize ait kazanımlarımızdan bahsediyorum. Bir daha elmayı ve yemeği yiyerek aklımızı doyuramayız. Bilgi, ilim ve tefekkürlerle akıl doyarken insan kendi irfanına yani kendi hakikatine ait bilgiler, ilimler dimağını, aklını doyurur. Arifler olgular ve olayları bilgisinin arkasında. Yani arifler ne yapar? Rastladığı olayları, gördüğü o hadiseleri arkasına geçerek sentez yapar. Yani tanımlar onu. O hiçbir şey olaylar gözüktüğü gibi değildir. Siyasette de öyle dünyada. Hiç kimse böyle vitrinde olduğu gibi değildir der arif. Yani mevcudat ve içerisinde devamlı değişen olayların bilgileri İnsana bilgi ve ilim verir. Arif olmak bundan da ileri. Risale-i Nur sana bilgi, ilim veriyor. Sen bunları yaşayarak, haleti ruhiyelerini ortaya çıkararak arif sahibi oluyorsun. Arif sahibi oluyorsun. Şeyinde, zihninde de irfan sahibi oluyorsun. İnsanda ruhun yaşayabilmesi için kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i şehviyelerin vasatı senin kalkanın vücut bulman için mevcut bunlar. Bunların ifratı karşıyı, tefriti ise seni ortadan kaldırır. Şimdi Ustad diyor 27. sayfa mıydı işaretleyeceğiz. Diyor ki bu ruhun diyor bedende yaşayabilmesi için 3 tane kuvvet ihsas edilmiştir. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehviye. Bunların vasatı seni bu dünyada var etmek içindir. Her şeyin ifratı mesela karşıyı yok eder. Örnek vereceğim. Tefriti kendini yok eder. Mesela haset yapayım. Hasetin ifrat, vasat, tefrit. Aşırı, negatif, ortası. Hasetin ifratı şu. Onda olmasın, bende de olmasın. İfrat. Karşıyı ortadan kaldırıyor. Tefriti ise onda olmasın, bende olsun. Vasatı onda da olsun, bende de olsun. Başka bir yer okuyayım. Ahiretin sureti alemi şehadet tenteneli perde oluşudur. Ahiretin sureti var, kanuniyeti var, hakikati var ve mahiyeti var. Ahiretin sureti alemi şehadettedir ve tenteneli perdedir bu dünya. Ustad öyle diyor. Kanuniyeti insanda celal, cemal ve kemal tecellisi olarak gözükür. Ahiretin hakikati ise esmaların perdesiz tecelli ettiği darul ahirettir. Mahiyeti ise yazmamış.
bilmiyorum. Sıfat mı denilir, şunat mı denilir? Demek ki ahiretin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Ha evet, o suret kanuniyette fazla meşgul. Var mı? Bak, ahiretin sureti alem-i şehadet. Kanuniyeti insanda celal, cemal, kemal. Hakikati cennet, cehennem. Mahiyetini bilmiyor. İnşallah bilince yazarım. Risale-i Nur'u bana yaptığı tesirin dışında diğer eserlerin insanlara kattığına da bakarak kendime baktım. Bir daha. Risale-i Nur'u bana yaptığı tesirin dışında diğer eserlerin insanlara kattığına da bakarak kendime baktım. Hakikaten risaleler çok garipmiş. Ne zaman insan kendisine kendisine konu ve mevzu ederse kendine seyahati başlamış demektir. Bileni bilmek, düşüneni düşünmeyi bana vermiştir, anladım. Şimdi Risale-i Nur bana ne vermiş diye. Yani bu nakil olur mu? Demek ki kendi haletimi yazmışım. Risale-i Nur insanlara ne katmıştır diye 5-6 tane dersimiz var da bu değil. Şu. Risale-i Nur bana yaptığı tesirin dışında haşir, kader vesaire, onları alemimde oturttuğu, namazda başlattığı vesaire, onun dışında hakikaten Risale-i Nur çok garip. Niye? Risale-i Nur bak bana ne yapmış. Ne zaman insan kendisi kendisine mevzu ve konu ederse kendisine seyahat başlamıştır. Yani bileni bilmek, düşüneni düşünmek, kendimi kendime konuma ve mevzu ettirmiş. Risale-i Nur ve kendimde seyahat ettirmeyi vesile olmuş. Kendim kendime seyahat etmeye vesile olmuş. Başka bir yer okuyorum. Bu arada doktor hiçbir yerden çıkmadı. Belki acaba onda mı biliyordu? Abdullah ders onda mı biliyordu? Geçen hafta değiştirdik ya 9 diye. Herhalde öyledir. Ona da onun şeyi herhalde durum müsait değil. Cevap vermedi. Gördüm mesajı ama. Tamam. Zannedersin durum müsait değil. Şeydir. Bir de dializ tarafı da olduğundan dolayı alıp götürüyorlar. Başka? Konferans, bilgilendirmek. Tamam da bu bilgileri ne yapacak insan? Sohbet ise, konferans bilgilendirmek. Sohbet ise yaşadıklarının arasında akıttırıyorsa, karşıyı bilgilendirmenin ötesinde insanı inşa eder, ihya eder. Sohbette tesir ederek dönüştürmeyi barındırır. Mesela en zirvesi şeytanla melek sohbet ederlerken şeytanın o itirazı meleklere sirayet etmiş. Ki melekler Cenab-ı Hakk'a sormuş. Kan dökecek ve fitne çıkartacakları mı yaratacaksın diye sormuş. İşaret icazda diyor ki ustad. Ya diyor melekler nereden bildi diyor insanların kan dökecek, fitne çıkartacak olduklarını. İki sebebini söylüyor. Bir diyor lef-i mahfuza baktılar, insanı okudular. Veya meleklerdeki bu fikir diyor şeytandan sirayet etmiştir. Sirayet, sigara içmediğin halde sigara içen ortama girersen şekillendiğin gibi. Onun için sirayet çok önemli bir kanundur. Bana bir şey olmaz demeyin sakın. Sakın ha, bana bir şey olmaz demek. Ya meleğe olmuş melek. Şeytan ona sirayet etmiş de sana bana mı etmeyecek? Onun için Kafirun suresi gelmiş.
Sizin din size, benimsi de bana. Siz size, ben bize. İhtilat etmeyin diyor, ihtilat. O bir ihtilat dersimiz vardı. Acaba aktif mi bilmiyorum. İhtilat. Yani hizmet edeceğim diye onların içine girmeyin diyor. Risale'de geçiyor bunlar. Hizmet edeceğim diye onların içine girmeyin. Ya onlara, nerede diyor Mesnevi'de hatırlarsınız. Aranızdaki dere pek derindir. Doldurup attı muvasalayı temin edemezsiniz. Ya iltihak edersiniz, onun gibi olursunuz. Deprem Risalesi'nde de geçiyor. İlk önce adam bana bir şey olmaz diyor. Fikren, sonra iltizamen, sonra iltihaken olur. Ya bana ne olur canım diyor. Sonra onların içine buluna buluna mulayimlaşıyor, yumuşuyor. Ya tamam yani mulayim, bak şimdi siyasete bakın, siyasi o ne kadar dindarlardı. Veya işte cemiyet hayatındaki hizmet edenler bak ne hale geldi. Televizyonda vitrinde olanlar var bak mesela tarikat. Tarikatın temsilcileri. Tarikatta 4 tane hatme vardı. Terki dünya, terki ukba, terk esti, terki terk. Yani dünyayı terk et, gaye yapma. Allah'ın rızasını esas al, ahireti gaye yapma. Terki dünya, terki ukba, terki esti. Yani hislerini, kendini terk et. Ulan ben ne kadar büyük adamım, bunları nasıl terk ettim dememek için bunları da terk et. Şimdi terki dünya yerine celbi dünya. Celbi ukba, celbi hissi, celbi celp. Şimdi tarikat neydi? İbadetleri severek yaptırma yöntemiydi. Ya ben sana bir şey anlatacağım diye adam televizyon açıyor. Televizyonu evine hiç almayan ehli tasavvuf o kardeşlerin onun o adam vasıtasıyla eve televizyon girdi. Kanalizasyon girdi. Ve haddinde mi kalır? O haddinde kalır mı? Hududunda kalır mı? Güya insanların akıl, kalplerini tatmin edecek. Yani Allah muhafaza etsin, bana bir şey olmaz demeyin. Kardeşim ödüm patlıyor. Allah'a yemin ediyorum ki ödüm patlıyor. Her Ramazan'da tahmin edin Ramazan boyu psikoloji ders yaparsınız diye o ulusal kanallardan ne kadar teklifler geliyordu. Ve Kanal Urfa bir buçuk sene CD yayınladı. Dedi ki Urfa'ya gitti Mevlüt'e. Ya kardeşim senin bir buçuk seneden beri dersini yayınlıyoruz. Gel burada bir saat ders yap dedi ya. Ne biçim adamsın sen dedi ya. Yapmadım. Öyle acayip bir buz pateni ki oralara giden nasıl darmadağın oluyor. Allah muhafaza etsin. Şey için söylüyorum, bana bir şey olmaz deme kardeşim. Kendine mukayyet ol. Suya girip de ıslanmak istemiyorum diye bağırma. Ağzına şeker koydun, lezzet almak istemiyorum. O zaman çıkar şekeri. Bak kurtarma, kurtarıcı diye atılanlar televizyon vitrinlerinde. Şimdi kurtarılmak bekliyorlar. Allah muhafaza. Acıyor insan, acıyor. Yani biz ne konuşuyoruz burada beraber? Sakın arkadaşlar hizmet edeceğim diye kendini ortadan kaldırma. Böyle bir hizmet yoktur. Haram ile farz, Kastamonu 148'de geçiyor. Haram ile farz çatıştığı zaman haram işlememek için farzı terk edin. Hatırladınız değil mi? Ben buraya anlatacağım diye ben oralara girsem ne olur? Ondan sonra bitti. Peki başka? İnsan kendini bilme hakkı olduğunu, kendine mevzu yapmasının en nihayet meratibi cami insandır. Yani kamil insan nasıl ayak atarız bu işe? İnsan kendini bilme hakkı var. Ne zaman sen kendini
bilmeye mevzu ve konu yaparsan başladı seyahatin işte. Ne mutlu sana. Artık ihtiyacı olanlar bulur seni be kardeşim. Kimler bulmuyor? Sen oralara girmene gerek yok. Bulur kardeşim, bulur. Öyle mi buluyorlar? Bulur. Nerede oturuyorsun? Kars'ta. Edirne'deki arsa fiyatını biliyorsun. Nerede oturuyorsun? Edirne'de. Kars'taki kaşar peynirin fiyatını biliyorsun. Bilirsin kardeş. Bilirsin oğul, bilirsin. Sakın ha. Siz olun, sakın aldanmayın. Oralara şey yapmayın. Muhatap olmayın. Başka bir yerde okuyayım. Başkası ile kendini ifadede onur olmaz. Yani bir şeyi naklediyorsunuz. Bir şeyi ifade ederken naklediyorsunuz. Onunla onur olmaz. Kendi kaynağına dayanıp kendini kendinde inşa etmenle onurlu olursun. Onurlu olursun. Varlıklarla kendini ifade etmeler köleliklerdir. Ne demek? Güneşe dönersen kör olursun. Sırtını dönersen kendini bile değil gölgeni görürsün. İnsan hak ismine nasıl mazhar olma yolunda olur? El cevap. Şimdi güneşe dönsem kör oluyor. Sırtımı dönsem gene kendimi göremiyorum. Gölgemi görüyorum. Yani peki nasıl hür olacağım? El cevap. Olayları ve mevcudatı, yani şu varlık, sabit olan varlıkları, güneş doğuyor. Hani derler ya, abi her şey ters dönüyor. Her şey ters gidiyor diyenlere diyorum. Hiçbir şey ters gitmiyor. Güneş aynı doğudan doğuyor. Yağmur yukarıdan yağdırılıyor. Senin için balıklar Cenab-ı Hak halk ediyor. Ne ters dönüyor? Abi benim işler ters gidiyor. Ters düşünüyorsun da ondan. Şimdi olayları, yani olaylar ve insanların sebep olduğu hadiseler. Olayları ve mevcudatı hakikatlarına, esmalarına göre düşünürse hakka mazar olur. Yani şu. Bir olay olduğu zaman kafayı kaldırıp onun, yani beşer zulmeder, kader adalet eder, beşeri şeyse. Şimdi kaldırıp onun, mesela şeytan bile, bak en zirvede misal vereyim. Şeytanın yaratılmasında iki tane ana hikmet vardır der Risale'de. Bir, kemalat-ı insaniye, makasid-i hayri külliyeye vesile oluyormuş adam. Şeytanın varlığı kemalat-ı insaniye sebepmiş. Makasid-i hayri külliyeye sebepmiş. O zaman böyle olayları ve hadiselerin altında ezilmek değil, kafayı kaldırıp onun Allah'a bakan yönüne bakarsak hak ismine mazar oluruz derecemize göre. Cenab-ı Hak ne demek? Cenab yön demektir. Hak, Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir. Cenab-ı Hak şu, her bin bir ismi var Cenab-ı Hakk'ın. Her isimde de nihayetsiz mertebeler vardır. İşte bu esmalardan hangi mertebelerine mazhar olmuşsan o mertebenin adı sende hakikat olur. Çünkü hak ismine mazhar oldu. Hak. Bir daha, olayları ve mevcudatı hakikatlarına, esmalarına göre düşünürse hakka mazhar olur. Varoluş yasalarına, isimlerine nispet ederek düşünmekten ortaya çıkar. Mesela Allah kainatı yaratmış. Yani bu olaylar da bu kainatın içinde. Yani Allah'tan gizli değildir bu. Ortaya çıkar. Hakka mazhariyet. Misal veriyorum bu olaya. Seviyorum demek, onu aklen değil hissediyorum. Hissen biliyorum demektir. Mesela seviyor. Seviyorum demek onu var etmektir.
Onu var. Neyle biliyorsun? Hissen biliyorsun. His. Sevmek bilmektir. Sevmek bilmektir. Hangi bilmek? Tasavvurla, diman mertebesini söylüyorum şimdi bilmek. Tasavvurla düşünüyorum, biliyorum. Tahayyül ile seyrediyorum. Ona mekan açıyorum. Taakkul ile, tefekkürle bilmek, tasdikle, ilim ile bilmek, izanla, hissen bilmektir. Mesela yemeğin tadına bak denildiği zaman hiç kimse gözünü götürmez. Dilini götürür. Onun gözü dildir. Şimdi insanda meratip var kafasında. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat diyor ya 706 sözlerde. Tasavvurla bilmek, onu düşünmektir. Tahayyül ile bilmek, onu seyretmektir, ona mekan açmaktır. Siz bana bir şey hayal edin de mekan olmasın, olmaz. Demek ki hayal etmek, onu mekanlaştırıyoruz. Taakkülle bilmek, tefekkürle bilmektir. Tefekkür nedir? Bu manada tefekkür. Aklın ve diman melekelerini kullanarak vicdanında bulunan zihinde mekan açmaktır. Tefekkür ettiğin şeye dönüşmektir, orada var olmaktır. Neyi tefekkür ediyorsan ona dönüşmektir. Ve tefekkür zihinde mekan açmaktır, mekan. Allah Allah. Tefekkür, hani bazıları böyle soruyor da, ben eskide düşünüyordum. Ya tefekkür ediyoruz, şunlar yapıyoruz da, ya benden bir şeyler olmuyor. Şu anlarda söylüyor, Risale-i Nur terbiye etmiyor diye, sakın sizi şüphelendirmesin diyor. Gidi kardeşim, sen Risale-i Nur'la muhatap olmasaydın, şimdiye kadar o dışarıda olanların, o kadar şu piyasadaki insanlar içi kan alıyor ya. Evleri duman olmuş. 123 Kastamonu'da diyor. Şimdi diyor dünyada en rahat, en bahtiyar, en mesut ehli imandır diyor. Bunların içerisinde diyor ehli tevekkül ve ehli kanaattır der. Hatırladınız Kastamonu 123. Ya. Bir daha tefekkür, aklı melekelerini kullanarak zihinde mekan açmaktır. Tefekkür ettiğin şeye dönüşmektir. Tefekkür ettiğin yerde doğmaktır, var olmaktır. Risale-i Nur'un mesleği tefekkür, düşünün. Tefekkürün saatin hayrı min ibadet senetin. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten evladır. Dün 10 saniye tefekkür ettin. Bir sene önce 10 dakika ettin. 7 dakika etmiştin falan. Yani hayatında bir saat toplam tefekkürün varsa, Cenab-ı Hak sana işte bir sene nafile ibadet gibi sana şey verecek. Evet, şu anda evet saat bir saat olmuş. Bir saat olmuşsa ben burada keseyim. Çok güzel. Ha tabii, ondan sonra abi, Hasan abi. Bu şey ahiretle ilgili sureti, kanuneti, hakikati, mahiyeti vardı ya. Onu şöyle paylaşmak istiyorum ama. Merak ettim. Sureti, alemi, şehadet. Kanuniyeti, alemi, ervah. Ahirette her şey her yerde olması gereken yerde ya. Zaman, mekan yok. Bir anda çok yerde, alemi erval, hakikati her şeyin olduğu şey gibi, alemi gayb, mahiyeti de zat-ı sıfattaki beka. Evet, beka uyar, evet. Güzel. Beka çok ilginç, evet. Zat-ı sıfattan. Evet.
Zatı sıfata, evet. Çok güzel. Evet, Abdullah Demirtola. Sen bir şey, evet Mehmet kardeş, güzel maşallah, tebrik ederim. Güzel oldu. O zaman... Ha, onu diyecektin. Yok abi, yok. Fark edecektim de. Tevbe ve istiğfar arasındaki fark ne ya? Tevbe ne, istiğfar ne? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam günde kaç defa tövbe veya istiğfar edermiş? 70 diye biliyorum abi. Ne yaparmış yani? Tövbe mi edermiş, istiğfar? İstiğfar herhalde. İstiğfar. Günah mı işliyordu? İsmet sıfatı müsaade etmez. Yok. Peygamberler mahfuz ve masumdurlar. Evet. Demek ki istiğfar nakıs kemalattan kemalata doğru sürecin adıdır. Yani kazandığın bir mertebe ile bıraktığın mertebeye istiğfar ediyorsun. Mesela farz namazını kıldın sen 5 sene önce. Şimdi de kıldın. Ama çok iyi biliyorsun ki farklı tabii. Ya Allah'ım kabul etti, istiğfar ediyoruz. İstiğfar nakıslığın vücuduna, kemalatın vücudunu gösteriyor. Tövbe ise günahın vücudunu yapıyor. Mesela biraz da genişleteyim bunu. Dua ve münacat var. Münacat 3. şuada geçer değil mi? Lemaların sonunda da var. Ey şiddeti zuhrundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın dersiyle, Kur'an'ın talimiyle anladım ki, diye böyle var ya münacat. Bu münacat, Allah'tan hiçbir şey istemiyor. Münacatta istek yoktur. Ama duada vardır. İstiğfarda da kendine, kendi alemine dönüktür. Tövbede ise Rabbine karşı şeydir. Yöndür. Benim anladığım tam. Evet. Sana şunu sorayım. Derviş ne demek biliyor musun Abdullah? Tarikatta mesafe almış ve tarikat mensubu değil. Derviş Farsçadır. Türkçesi kapı eşiği demektir. Kapının eşiği. Kapının eşiğinde talebi hakikatmış. Talepçisi yani hakikat talepçisi derviş. İnsan aşı olmazsa bağnaz olur. Bağnaz da şiddet ehli olur. Cahil olan bağnaz olur. Aşılanmak gerekiyor, aşılanmak gerekiyor. İnsan aşılanması lazım. İnsan insan ile insanlaşır. İnsan ile insanlaşır. İnsan insan ile aşılanır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aşısıyla. O zaman bağnazlıktan çıkarız. Peki burada kesiyorum, başka şey olan yok galiba. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Evinize Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunu nasip eylesin. Eşiniz de aranızda Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemiz arasındaki muhabbeti, uhuvveti, samimiyeti, ihlası nasip eylesin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Beşeriyetimizin iktizasından olan günahlarımızdan dolayı ikramı, ihsanı, lütfu ve keremi olan hizmeti imaniye ve Kur'aniyi elimizden almasın. Ve ahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.